Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba bizim sınıf öğrencileri. Bu dersimizin konusu sizin de gördüğünüz gibi İngilizce'de saatler. Evet, İngilizce'de saatleri sorarken ya da ifade ederken hangi kalıplardan yararlanıyoruz? Biraz sonra bunları işleyeceğiz. Tabii ki soru kalıplarımız da var. Farklı farklı. Her zaman what time is it soru kalıbıyla karşımıza çıkmıyor. Bazen what is your time, bazen de what is the time gibi ifadeleri kullanıyorlar. Bunları görünce şaşırmadan hemen saati söylememiz gerekiyor. Peki nasıl? Saatimizi yukarıdan aşağıya şöyle düz bir çizgiyle şöyle çizdiğimizi düşünün ve bunların sağ tarafında görmüş olduğunuz gibi paslı ifadelerin olduğunu, sol tarafında ise tuğlu ifadelerin olduğunu unutmayın arkadaşlar. Past demek geçe demek. Yani 5 geçe, 10 geçe, çeyrek geçe, 20 geçe, 25 geçe gibi ifadelerimiz var. Sol tarafta ise tuğlu ifadeler, yani var demek. Örneğin 5 var, 10 var, çeyrek var, 20 var, 25 var gibi ifadelerden yararlanıyoruz cümleyi kurarken. Bir de half past'ımız var. Half past buçuk anlamına gelir arkadaşlar. Half kelime olarak yarım, half past ise buçuk demektir. Quarter'larda da quarter çeyrek demektir. Quarter past çeyrek geçe. Quarter to ise çeyrek var anlamını taşır arkadaşlar. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağınızı umuyorum ve hemen örneklerimize geçiyorum. Şimdi iki farklı soru kalıbıyla soralım bakalım. What is the time ya da what time is it? Saat kaç? Akreple yer kovanın burada 12 ve 3'ü gösterdiğini, yani tam bir saati ifade ettiğini görmektesiniz. Peki nasıl söylenir İngilizce'de? It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. Evet, tam saatlerde o'clock. Şu ifadeyi kullanıyoruz arkadaşlar tam saatleri kurarken cümle içinde. Ve hemen alttaki örneğimize bakalım. It is 3:05. It is 3:05. Bu ifadede de az önce belirtmiş olduğum paslı bir kullanım yapısı var. Gördüğünüz gibi bizim hangi saate vurgu yapacaksak o saati sona almamız gerekiyor arkadaşlar. Yani biz eğer 3'ü 5 geçe demek istiyorsak burada biz 3'e vurgu yapıyoruz ya, işte bu 3'ün hemen sona gelmesi gerekiyor cümlede ve kaç geçiyorsa, kaç varsa o zaman onu da hemen başa almamız gerekiyor. Yani cümleye başlarken bir kere it is'de başlıyoruz. Kaç dakika geçiyorsa hemen onu başa ekliyoruz. Ya da kaç varsa onu başa ekliyoruz. Ve ana saatimizi de hemen cümlenin sonuna iliştiriyoruz arkadaşlar. Ve 3'ü 5 geçe, 3'ü 5 geçiyor cümlesini elde ediyoruz. Diğer örneklerimize bakalım şimdi. Burada daha net anlayacaksınız. Evet, 3'ü 25 geçiyor. Yine akreple yer kovana bakıyorum. Burada Türkçe bir ifadeyle 3'ü 25 geçiyor. Nasıl söyleriz İngilizce? Evet, it is de başlamış yine. 25 geçe. Bakın 25 geçeyi hemen cümlenin başına iliştirdim. Ve ana saat, vurgu yaptığım saati de sona ekledim. Saat 3'ü 25 geçiyor. Şimdi bir de çeyrekli bir ifadeye bakalım. It's 3:15. It is 3:15. 3'ü çeyrek geçiyor ifadesinde de yine ana saat, vurgu yaptığımız saat sonda. Ve kaç geçiyorsa, kaç varsa onu da hemen cümlenin başına koymuş oldum. It is 3:15. Diğer örneklerimize bakalım. Ve burada bir buçuklu ifade görmektesiniz. Saat 3:30. Saat 3:30. Nasıl söyleriz? It is 3:30. It is 3:30. Diğer örneğimize bakalım. Şimdi tuğlu ifadelere geçmiş olduk ufaktan. Burada iki farklı söyleniş var arkadaşlar. Siz Türkçe olarak söylemek gerekirse saati 3:35 olarak da söyleyebilirsiniz. 4:25 var olarak da belirtebilirsiniz. Peki nasıl? Şimdi az önce belirttiğimiz gibi eğer siz 4:25 var demek istiyorsanız bakın 4 ifadesini kullanıyorsunuz. 4:25 var. Bir düşünün. Bunun cümle yapısı It is 25:24. Vurgu yaptığımız saat sona geldi.
kaç varsa, kaç geçeyse o da cümlenin başına geldi. It is, it is'i unutmuyoruz, önemli. It is 25 to 4. Peki ben şöyle demek istiyorum. 3.35 demek istiyorum. Bunu nasıl söyleyeceğim? It is 3.35. It is 3.35. Türkçe düşünün. İngilizce'de bazen Türkçe düşünmeyin, İngilizce'ye düşünün derler. Çünkü cümle kalıpları farklı olabilir ama bakın burada aynı. 3.35 ya, işte size 3.35. Direkt cümle yapısını aynı geçiriyor gördüğünüz gibi. Ve diğer örneklerimize devam edelim hemen. Bakın burada da çeyrek var ifadesini vermek istiyorum. Ben İngilizce'ye nasıl vereceğim? Evet, yine başa it'i ekledim. Quarter past yerine quarter to'yu kullanıyorum artık. Quarter to ve ana saat, yani vurgu yaptığım saat kaç? 3. Bunu da hemen cümlemin sonuna eklemiş oldum. 3'e çeyrek var. It is quarter to 3. Peki yine ikili bir ifade. Ben 3'e 10 var demek istiyorum. 3'e 10 var. Yani cümlede vurgu yaptığım sayı 3. O zaman yine cümlem it is 10 to 3. It is 10 to 3. Peki ben 2.50 demek istiyorsam, biliyorsunuz farklı söylenişleri var demiştik. 2.50. Burada da benim odak noktam 2. Direkt olarak 2.50 diyeceğim. O zaman it is 2.50. It is 2.50. Saatler konusu sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça kolay ve temel bir konu. Farklı soru kalıpları ve farklı birkaç noktası var. Onlara dikkat ettikten sonra inanın çok kolay gelecektir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.